Sektörler arası yolculuğumuz İzmir'in Bornova ilçesinde enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firmada devam etmekte. Türkiye güneş enerji sektörünün oluşumundan itibaren sektörün gelişimine öncülük eden firma, yerel ve uluslararası enerji piyasasında hizmetler vermekte. Firma Türkiye'deki projelerinin yanı sıra Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve Etiyopya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde projeler de geliştirip aktif olarak yer almakta. Firma, hızlı, esnek ve konusunda uzman fotovoltaik profesyonelleriyle hizmetlerini sürdürmekte. Şimdi mikrofonumuzu firma yetkilileri Özgür Sarp'ta ve Ömer Koç'a uzatıyoruz. Özgür Sarp'ta ben, şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Şirketimizin uluslararası tarafını temsil ediyorum diyeyim. Güzel. Almanya, Türkiye değil mi böyle? Aslında sadece Almanya değil, Almanya, Hollanda, Polonya, yani Avrupa'nın geneline hitap eden bir güneş enerjisi firmasıyız. Ben de o bölgedeki tüm operasyonlarımızı yönetiyorum. Güzel. Sizi de tanıyalım kısaca. Merhabalar, Ömer Koç ben. Şirketimizin yönetim kurulu üyesiyim. İş geliştirme ve teknik taraftan sorumluyum. Çok güzel. Peki, sizden devam edelim. Tabii. Siz ağırlık yurt dışı çalışmalarına yönelip baktığınız için şu işinizi bize biraz özetler tabii, misiniz? Tabii. Biz aslında Türkiye'nin önde gelen güneş enerji santrali kurulumu yapan firmalarından bir tanesiyiz. Türkiye'de uzun yıllardır hizmetlerimizi başarıyla yerine getirdikten sonra 2 yıldır da Avrupa'da da yaptığımız işi yapmaya devam ediyoruz orada. Şu anda Almanya, Hollanda, Polonya gibi işte Hırvatistan gibi farklı lokasyonlarda anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumları yapıyoruz. Orada hem Türkiye'den hem Avrupa'daki ekiplerle beraber hareket ediyoruz. Buradaki mühendis arkadaşlarımız destek oluyor. Avrupa'daki operasyonlarımızı hızlıca devam ediyoruz. Yurt dışındaki projelerde belli bir prodüsür var mı? Bir aşamaları var mı bu işin? Ya aslında dünyanın her tarafında var bizim sektörümüz gereği. Devlet tarafından regüle edilen bir sektör, güneş enerji sektörü. Ama tabii haliyle enerji krizi, dünyanın gittiği yöne doğru bakarsanız doğal gaz krizleri her şeyin önü biraz daha açılıyor. Haliyle güneş enerji santrallerinin de kurulumu bir tık daha kolaylaştı. Ama haliyle her türlü her ülkenin Enerji Bakanlığı'nda süreçler yürütmeniz gerekiyor. Evet, peki. Siz Türkiye'de daha yoğun olarak çalıştığınız çalışmayı şimdi açalım ama uzman başarılı bir ekiple herhalde hareket ediyorsunuz değil mi? Evet. Her şeyden önce biz bir mühendislik firmasıyız. Yaklaşık 20 mühendisten oluşan 25 kişilik bir ekibimiz var. Geneli beyaz yaka. Evet. Bu güneş enerji santralleri aslında daha çok sektörde elektrik mühendisi arkadaşlarımız çalışıyor ama araziye ve çatıya gittiğiniz zaman birçok farklı disiplini bir arada bulunduran mühendislik alanları mevcut içerisinde. Bu sebeple bizim şirketimizde inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, endüstri mühendisi gibi mühendislik dallarının birçok alanında kendi alanında uzman arkadaşlarımız mevcut. Türkiye'de neler yaptık? Biraz projelerinizden bahsedebilir Tabii, misiniz? Tabii Türkiye'de arazi projelerimizin yanı sıra çatı projelerimiz var. Aslında 2019'a kadar mevzuatçı olarak olanak sağladığı için arazi projelerimiz yoğunluktaydı. Türkiye'nin her tarafında, Van'dan İzmir, İstanbul, İç Anadolu vesaire birçok yerde arazi projelerimiz devam ediyordu. 2019'da çatı yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte çatı projelerimiz başladı. Onda da tekstil, plastik gibi birçok sektörün çekiç önde gelen firmalarıyla. Aynen, firmalarıyla birçok arazi çatı kurulumları yaptık. Peki bu projeler insanlara ne katıyor? Onu biraz açalım mı? Yani özellikle zaten elektrik tüketiminin o kadar yükseldiği dönemde elektrik maliyetlerini, enerji maliyetlerini aşağı çekiyor. Bir numarada bunu sayabiliriz. Onun haricinde Avrupa'da şu an çok büyük gündem olan karbon piyasası var. Sınırda karbon vergisi gibi gümrük vergisi var. Artık bu bir güneş enerji santrali yapmak bir tasarruf aracından ziyade artık zorunluluk hale geldi. Biz geçtiğimiz yıllarda insanları güneşi anlatmaya çalışırken şu an biz bu projeyi ne zaman yapabiliriz? İşte malzeme tedariği ne zaman sağlayabiliriz? Onları konuşuyoruz. Artık güneş üzerine bir farkındalık yaratılmış. Sadece uygulama projelerini konuşuyoruz. Hem maliyet konusunda hem de bu karbon konularını ticareti etkileyen direkt bir konu olduğu için artık zorunluluk halde. Sosyal yönlerini bilmiyorum bile. Bir projeye ne kadar sürede teslim edip anahtar teslim verebiliyorsunuz? Yani bu çatı projeleri için bir 3-4 aylık bir yasal mevzuat sürecimiz var. Ondan sonra kurulum sürecimiz aslında 1-2 aylık. Toplamda bir 5 ayda yatırımcımız karar verdikten sonra 5 ayda santrali devreye almış oluyoruz. Arazide biraz daha tabii konu çetrefilli. Arazi izinleri, imar prosedürleri ya da bağlantı ile ilgili bazı materyal, hibrit proje gibi birçok detaylar var. Onlar da bir yıllara kadar bile sürebiliyor. Yaptığınız projelerde fiziki yapılar, o doğal ortam, hani bu arazi diyorsunuz, evet, çatı diyorsunuz. Evet. Bunlar önemli mi sizin için? Kesinlikle önemli. Zaten herkesin kendine ait bir çözümü değil, sahaya ilişkin bir çözüm olması gerekiyor.
Bu da yapmış olduğu referanslar ve bilgi birikimiyle ortaya çıkıyor. Her çatı farklı, her arazi farklı, her toprak tipi farklı. Siz bunlarda ne kadar deneyiminiz, ne kadar bilginiz varsa o kadar daha doğru bir çalışma yapabiliyorsunuz. Evet. Onun için işe göre teklif değil de projeye göre teklif, çatıya ve araziye göre teklif en önemli noktadan bir tanesi. En önemli konulardan biri diyebiliriz. Peki fuardayız. İkinci gün, yarın son ama evet. 2023'e doğru hedef planlarda neler var Arge'miz? Bizim aslında yapımız gereği çok plan olmamız gerekiyor. Bir tarafımız Alman firması olması zaten bize uzun yıllardır kattığı deneyimler de var. Biz daha bugünden gelecek yılımızın neredeyse tamamını planlamış durumdayız. Yani 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar güneş enerji santrali işleriyle dolu olacak bizim zamanımız. Güzel. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Birkaç yüz megawattlık portföy yöneteceğiz gelecek yıl. Bu da oldukça hani, Türkiye ortalamasının üzerinde rakamlar diyebilirim. Bu megabayt dediğimiz olay en büyük, en küçük yapabiliyor muyuz böyle çalışmalar ya da kişilerin arz talebine göre mi ilerliyor? Tabii megabayt kavramı daha teknik bir kavram. Evet. Haklısınız ve normalde insanların bilmesini çok bekleyemediğimiz kavramlar. Şöyle örnek verebilirim. Biz çok ev tipi uygulamalar yapan bir firma değiliz. Hep büyük endüstriyel uygulamalar yapıyoruz. Arazide olsun ya da fabrika çatıları olsun bunlar genelde megabayt ölçekli ama evde biraz daha küçük. Biraz bizim kapsamımız dışında kalıyor küçük uygulamalar. Bizim amacımız her zaman aslında mutlu müşterilere sahip olmak. Biz fuarlara geldiğimiz zaman genelde yeni bir müşteri ağırlamak üzere değil, uzun yıllardır bizimle çalışan insanları dostluk çerçevesinde burada sohbette ağırlıyoruz. İşte bugün bile standımızda hala eskiden iş yaptığımız, bugün bir ziyarete gelmiş müşterilerimiz, aslında dostlarımız var. Evet. Onlara da tekrar teşekkür ederiz böyle bir ilişki sürdürdükleri için bizimle. Evet. Çok teşekkür ederiz fuara gelen misafirlerimiz ve yatırımcılarımız, eski yeni yatırımcılarımıza. Evet, evet. Tabii en mutlu yanımız şu, daha proje başlamadan önce taahhüt ettiklerimizi ne kadar başarılı bir şekilde yaptığımızı yatırımcılarımızdan duymak bize en mutlu eden konu.